Donanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Tunahan. Ben Özgür. Bildiğiniz gibi Gamescom oyun fuarı başladı ve geçtiğimiz akşam pek çok oyundan tanıtım videoları duyduk. Evet. Bu videoda sizlerle birlikte bu videolar üzerinden oyunları değerlendiriyor olacağız. Evet, yani Gamescom'un açılış şovunu bir yorumlayacağız gibi diyebiliriz. Ki önümüzdeki günlerde de yine devam edecek etkinlikler. Evet. Ama önümüzdeki günlerde devam eden etkinlik daha çok orada olanlar için. Hani tabii. Uzaktan takip edenler için burası, yani dün akşamki olaydı. Gamescom zaten biliyorsun oyun dünyasının E3 ve Gamescom olarak ikiye ayrılıyordu. En büyük iki önemli etkinlik. Ama sonrasında işte Summer Game Fest'ler çıktı, Game Awards'lar çıktı falan. E3 bitti, Gamescom bu sene biraz tabii. Zaten onu da konuşacağız videonun sonunda. Hemen ilk haberle istersen başlayalım. Etkinlikte en çok dikkat çekenlerden biri PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü olduğu DualSense Edge ismi. Evet. Ne gibi yenilikler var? Bu alttaki analog tuşları çıkartılabiliyor. Ondan sonra arkaya böyle tuş eklemişler. Xbox kontrolcüsü. Xbox'ın Elite kontrolcüsü gibi olmuş. Aynen, biraz. Arkaya tuşlar eklemişler. Tasarımda çok ufak değişiklikler var. İşte logo falan eklemişler ortaya dokunmatik yüzeye. Onun dışında bir de özelleştirilebilir profil gelmiş. Hani artık direkt... Da orada da hani böyle sanki 2-3 kademeli bir tuş var onunla birlikte. Sadece işte tetiklerin sertliğini ayarlayabilecekmişiz gibi geldi bana. Onun dışında ne yapacaklar? Hani yazılım tarafında mı bir ayar seçeneği sunacaklar? Orası önemli. Yani yazılım tarafında da bu DualSense'in tüm şeylerini kullanacak. Yani baktığında öyle çok... Kendisine özel bir özelleştirme sunacak mı acaba gibisinden dedim ama yani bakalım. Bence şey biraz önemli. Hani eğer elimize ulaşırsa bu deneyimlediğimizde bence belli olur. Hani çünkü Xbox'ın bu Elite kontrolcüsü de evet arkada tuş falan vardı ama asıl hissiyat bence onu ele alınca şeydi böyle hani evet, tutuşta. Daha güzel hissediyordu. Bunda da bence öyle olacak. Çok büyük bir yenilik yok bu arada. Ya görsel olarak yani tasarım olarak neredeyse aynı. Aynen, evet. Sadece işte bu tarz eklemelerle konfor anlamında biraz daha ileriye taşıyacak ama hani oyun oynama deneyimini daha ileriye götürecek mi? Mesela atıyorum haptic feedback'in biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu gibi bir şey. Hani zannetmiyoruz zaten ama yine de hani çeşitlilik olur, farklılık olur diyebiliriz de. Fiyatı hani önemli olan fiyatı. Evet. Yani şu an mevcut kontrolcüler bile 1000 liranın çok üzerine çıkmışken 1500-1600 lira civarında. Yani orada nasıl fiyatlar göreceğiz? Evet. Malum. O zaman bir sonraki konuya geçelim. Evet. Şimdi... Biraz üzücü bir fuar videosu olacak. Çünkü hani oyun tarafında da tam açıkçası beklentilerimi karşılayan bir sunum olmadı. Son konumuzda da konuşuruz ama bir şey çok moral bozucuydu. Yine de biz moralimiz bozmadan devam edelim. Şimdi Rockstar North'un eski başkanı, Rockstar North'a daha önce GTA üzerinde falan çalışmışlar diye hatırlıyorum. Leslie Benzies'in yeni oyunu Everywhere duyuruldu. 2023'te çıkacak, notlara bakıyorum bir yandan. Şimdi oyunla ilgili şöyle bir detay var, bunu sadece not aldım. Dijital dünya ile gerçeklik arasında böyle geçen... Enteresan bir oyun. Böyle herkesin istediğini yapabildiği falan garip. Ya zaten isminden de anlaşılıyor Everywhere. Evet. Hani tanıtım videosu ilk geldiğinde dedim ki ya bu oyun ne yapmaya çalışıyor? Yani ne yapacağız tam olarak? Açık dünyada mı gezeceğiz? İşte gizlilikle mi ilerleyeceğiz? Sonradan oyunun logosu gelince anladık ki her şeyi yapabileceğimiz bir oyun ama şimdi her şeyi yapmak da sıkıntı. Çünkü hani genelde iyi oyunlar belli şeylerin üzerine yoğunlaşan oyunlar. Her şeyi birden yapmaya çalışacağını GTA gibi bir oyun mu olacaksın? Açık dünya olsun, araba yarışı olsun, işte dart fırlatma olsun, her şeyine ne yapacaksın tam olarak? Metaverse gibi geldi. Yani. Bir de garip bir oyun. Ya bunu çıkınca göre 2023 ama %99 ertelenecek bu oyun. Yüksek 2024'de falan. O yüzden hani biraz daha detay gördüğümüz zaman belli olacak bu oyunun nasıl olduğu. Bir sonrakine geçiyorum. Geçelim. Yani benim en çok heyecanlandığım ama son saniyesinde Allah kahretsin dediğim bir şey. bu Conan Exiles biliyorsun. Evet. Başarılı bir oyun bence MMO tarafından. Tam MMO gibi değil aslında zaten. Onun geliştiricisi Dune oyunu yapıyor. Evet. İlk başta böyle bir... izledik videosunu. İlk başta böyle bir işte ana karakter büyük ihtimalle orada Paul Atreides'ti hani bize gösterdikleri. o böyle duruyor işte solucanı görüyor falan derken dedim ki açık bir de en sonunda bir logo geldiğinde şey yazıyor. Açık dünya hayatta kalma dedim ne oluyor? Sonra MMO dedi Allah. Ya çünkü görsellik ilk başta karakterin saçları falan böyle tek tek tel tel. Dedim nereye gidiyoruz acaba? Nasıl bir grafik? Hani Unreal Engine 5 mi ne oluyor falan derken Survival MMO'yu görünce ben de açıkçası bir moral bozukluğu oldu. Dune'u ben çok severim. Kitaplarını da hani bitirdim. Filmini de aynı şekilde izledim. Hani hayranlıyımdır Dune evreninin ama MMO ya yine deneyeceğim bu arada. Hani bu haberde tek hani güzel şey Conan Exiles'in geliştiricilerinin yapması. Çünkü onların oyunu da tam MMO gibi değil. Yine aynı bu MMO gibi değil kavramını burada devam ettirirlerse umarız. Güzel bir oyun olur. Açık dünya falan. Hani mutlaka bakacağım yani. Benim için en heyecanlı haber buydu etkinlikte. İstersen bir sonraki geçelim. Senin bu konuda ilgili güzel bilgin var. Nedir acaba? Lords of the Fallen duyuruldu. Evet. Yeni oyun. Lords of the Fallen'ın yeni oyunu duyuruldu da şöyle bir şey oldu. Şimdi izliyorum. Hani ne ya aynı isim falan derken böyle sonradan hani yorumlarda falan anladım.
yeni oyunun ismi Lords of the Fallen değil, The Lords of the Fallen. Yani hani kesinlikle sıkıntı çıkabilir bu konuda. Yani yeni oyunu alıyorum zannederken eski oyunu alabilir insanlar böyle oyun mağazalarında. Ben bu arada sen söyleyene kadar şeydi sandım. Eski oyunu aynı isim. Direkt aynı isimle çıkıyor. Yok, The Lords of the Fallen. Yani belki müthiş. Şeydir. Bu arada ilk oyunda bazı sorunlar vardı. Hı-hı. Aslında oyunu yetiştiremediler falan. Erken çıktı, sorunlarla çıktı falan. Belki şeydir ya, bak biz böyle bir oyun yaptık ama onu tam istediğimiz Lord of the Fallen yapamamıştık. Bu o. The Lord of the Fallen. Onu unutturmak istiyoruz. Yani. Olabilir. Belki öyle bir amaçla yapmış olabilirler. Yani başka fragmanda öyle çok konuşulacak bir şey yok. Bu arada etkinlikte de çok konuşulacak. Zaten şey. Genel olarak sıkıntı şuydu. Hani biz ne istiyoruz bu tarz etkinliklerde? Oynanış videolarını daha fazla görmek. Tabii. Yani böyle oyun dışı live action videolardansa geliştiriciler bunu öngörmüş. Oynanış videoları yapmışlar ama şöyle bir sıkıntı var. 2 saniyede bir görüntü değişiyor. Yani bir oynanış temposunu göremeden çat 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 arka arkaya hızlı hızlı böyle kat geçişlerle yani de tempolu videolar yapmışlar. Hani o oyunda ne oldu? O silahı nasıl kullandık? O animasyon nasıldı? İyi miydi? Oturaklı mıydı? Hiçbir şey anlamadan böyle çoğu oyunun fragmanı bir anda geçti gitti. Oyunun içeriğiyle alakalı yeterli bilgiyi vermedi oynanış fragmanları. Ya bir de şöyle, bence asıl sorun şuydu da artık şey gösterecek oyun kalmadı ki. Yani. Ya çünkü normalde önceden neydi? E3 vardı, Gamescom vardı. Hı-hı. Herkes oyunu o iki yerde gösterir. Şimdi Sony kendi yapıyor. Xbox kendi yapıyor. Summer Game Fest var. Game Awards var. Zaten bu kadar çok oyun da çıkmıyor. O yüzden böyle bağımsızlarla, ne bileyim, daha önce işte milyon kez gördüğümüz oyunun yeni bir fragmanı falan oluyor. Hatta yeni bir fragman demişken değil, son bir oyun duyurumuz daha var. Onu da hemen söyleyelim. Telltale'i biliyorsun. Evet. Walking Dead'ler, Among Us'lar falan yapıyorlar. Among Us değil mi oyun adı? The Wolf Among Us. Evet. Şimdi yeni oyunları geliyor. The Onlar da bir ara yok olacak gibi böyle bir... Onlar battı bir ara. Sonra başka şey satın aldı falan. Tekrar gittiler geldiler, bir şey oldu. Expanse'in oyunu yapıyorlar. Expanse de Amazon Prime Video'da bir bilim kurgu dizisi. Onun işte oyunu geliyor. Ben Expanse dizisini izlemedim. Sen izledin mi? Ben de izlemedim. Bizim Gün abi, Gün Oksay hayranı, büyük hayranı. Aa. Aynen. Her gördüğünde beni söylüyor, mutlaka izle falan diye. Hala izleyemedim. Şimdi oyunu da geliyor, bir merak etmedim değil açıkçası. O zaman ona da bir inceleme yap diyebilir. Özgürcüm. neyse, bu duyurusu da böyle. Onun için Borderlands falan duyuruldu ama geçiyorum artık. Çok boş yani, artık yani oralar. Ne yazık ki. Şimdi yeni gördüğüm, yani daha öncesinde duyurulmuş, yeni görüntüler gördüğümüz kısma gelelim. Callisto Protocol. 2 Aralık'ta oyun geliyor. Oynanış fragmanı. Ruhani Dead Space devamı yani, diyebiliriz. Dead Space'in geliştiricisinin yeni oyunu zaten. Bu arada oynanış videosunu da şeydi hani, bildiğin Dead Space'ti. Yani zaten öyle hissettiriyor. Yani onların da istediği oydu. Evet. Çünkü Dead Space'in hakları EA'ye geçtikten sonra Dead Space 2-3 derken o korku gerilim atmosferinden aksiyon oyununa dönüşmüştü. Şimdi onlar o kendi kafalarındaki, hayallerindeki ilk Dead Space oyunundaki gibi bir atmosfer sunmak istiyorlar. Öyle de gözüküyor ama hani yaklaşık 2 dakikalık bir videoydu. Hı hı. Çok fazla çeşitlilik göremedik o videoda. Yani hep aynı tarzda düşmanları, hep aynı o dönem bir yere attı. Evet, evet. Uzun süre böyle suların içinde yüzdük, bir şeyler oldu. Karakter böyle ortadan ikiye ayrıldı. Hani ne anlattı, oyunla ilgili ne bilgi verdi bana? Hiç. Şeydi, sadece atmosfer görebildim. Doğru söylüyorsun. Biraz da şey geldi bana açıkçası. Oynanış sanki böyle biraz... Değil mi? Sorunluymuş gibi geldi. Anladınız siz onu. Böyle bir şey. Bir de bu arada... Sen Callisto Protocol'ü aldın mı bu arada? Satın aldın mı? Yok, almamıştım. O olayı hatırlıyorsun değil mi? Evet, fiyatların yükseldiği. Şey ya, 100 liraya yanlışlıkla herhalde şey açtılar. Sonra dedik isteyeyim. Abi çok ucuza satıyorsunuz. Acil düzelt. Sonra 600 lira mı oldu? 500 lira mı? Ya bu aralar öyle şeyler yaşanıyor. Türkiye'de de, Türkiye gibi fiyatların ucuz olduğu diğer bazı ülkelerde de bazı oyunlar çok şaka gibi fiyatlara çıkıp hemen düzeltiliyor. Düzeltilmeden aldıysanız zaten hesabınızda kaldığı için ucuzdan alabilmiş oluyorsunuz. Bu oyunda da öyle bir durum yaşanmıştı. Umarım bize kod gelir de öyle oynarız. Çünkü 600 lira vermem. Yani. Neyse, o zaman bir sonraki yine daha önce duyurulmuş Hogwarts Legacy. Evet, duyurulmuş, ondan ertelenmiş bir türlü oynanış videosu göremediğimiz bir oyundan. Nihayet görüntüler gördük yani ama... Yani şey, bu arada hani daha önce böyle kısa kısa oynanış görüntüleri vardı. Bu da biraz daha böyle sinematik bir trailer. Ya oyun içi ama daha böyle hani fragman. Ya atmosfer olarak yine filmlerde gördüğümüz havayı yansıtıyor ama işte oynanışta ne yapacağız? Hani bu büyü efektlerini hani oynanışa nasıl yedirecekler? Evet. Nerede nasıl etkili olacaklar? Hani... O kısmı önemli benim için. Ben şunu söyleyeyim, benim ya bu oyundan beklentim çok büyük. heyecanlıyım. Açıkçası güzel olacağını düşünüyorum. Yani çünkü biraz Harry Potter şeyinden çıkmışlar gibi. Hani biz kendimiz bir marka olarak geliyoruz gibiler. Oynayış tarafı işte dediğin gibi biraz önemli olacak. Çünkü eski Harry Potter oyunlarını hatırlarsın. Evet. Sadece hani XXX gibi ateş ediyor gibi büyü atıyor. Çünkü yani. Şimdi Harry Potter'da bir sürü farklı hani büyü var. Bu büyülerin yapılış şekilleri de farklı. Hani bir kılıç kalkan bir şey olsa
İşte her tuşa bir şey atarsın. Sağla birlikte vuruşa bastığında bir şey olur falan. Herhalde bir combo sistemi yapmaları lazım. Evet, öyle, hani Forza Horizon gibi sadece 4 tane büyüyü işte tuşlara ata, onları hani böyle diyalog kurar gibi kullan gibi bir şey olmaz diye umuyorum. Bir de şey garip gelmişti bana, hani izlediğimiz videoda karakterlerin yüz animasyonları evet böyle bir çok garip gözüküyordu. Sadece yüz animasyonları değil, bir yerde böyle atımsı bir varlık var. Evet. O atımsı varlıkla konuşuyor atımsı mu? Atımsı da değişik. Atımsı varlık. Onunla konuşuyor mu? Elliyordu bir şeyler yapıyordu. Oradaki animasyon da çok kötüydü. Yani bu bana biraz oyunun neden ertelendiğini de gösteren bir şey. Sanki hani çıktığı dönemde de buglarla çıkabilecekmiş gibi geliyor. Belki bir daha erteleme alabilir. Hani neden olmasın? Erteleme alırsa ama Cyberpunk gibi olacak. Nereden baksan 1,5 yıl ertelenmiş olacak. Ama artık oyuncular da pek kızmıyor alıştık sanırım. Yani, evet, yani bir oyun erteleniyorsa demek ki bir sıkıntı vardır. Onu düzeltiyorlardır diyoruz. Eskisi gibi niye çıkarmadığınız oyun demiyoruz. Tabii ki isteyenler var. Tabii ki yeni bir Harry Potter oyunu görmek isteriz. Uzun zaman oldu çünkü. Evet. Yani ama kötü çıkacaksa da hiç çıkmasın. Olabildiğince iyi bir şekilde, sorunsuz bir şekilde çıkmasını temenni ederiz. O zaman son oyuna geçiyorum. Geçelim. Oradan da en özel konumuza geçeceğiz. Son oyunumuz da Sonic Frontiers. Bu da geliyor. Yeni bir Sonic oyunu. Sonic için. Yani önceki Sonic oyunlarına da heyecanlı değildim. O yüzden ya biraz o dönemi ya kaçırdık biraz açıkçası. Açık dünya ve üçüncü üçüncü third person dediğimiz tarzda olduğu için biraz ilgimi çekti. Ama bugün dün akşam gelen oynanış fragmanında böyle biraz çiğlik vardı. Yani şimdi mesela o tarzda, o tatta oynanış olarak mesela işte Super Mario Odyssey gibi tam onu söyleyecektim. Oyunlar oynadığım için yakın geçmişte ya birkaç sene öncesine kadar. Sonic Frontiers'dan Mario Odyssey tarzında bir şey bekliyordum ben ama dün gördüğüm oynanış videosu sanki o seviyede değilmiş gibi. Aynen. Ha bir tane şey de yaşayamıyorum. Böyle bir nostaljik bir his. Sonic de diyemiyorum. Çünkü hani Sonic dediğin Sega Mega Drive dönemleri falan olduğu için hani benim anam babam döneminin, onların gençliğinin konsolları. Ben ondan da yetişemedim. Hani benim için hep eskiden böyle bir karakter varmış gibi bir şey oldu Sonic. O yüzden öyle de bir heyecan duyamıyorum ama güzel bir oyunu çıksa tabii ki de oynamak isterim. Tabii. Ama sanki o seviyede olamayacakmış gibi geldi bana fragman bana özelinde. Bana öyle geldi açıkçası. O zaman umarım yanıltır. Son konumuza geçip oradan çünkü hani genel bir Gamescom değerlendirmesi yapacağız. Son konumuz şu. Kojima çıktı yine. Geçen seninle bir Bethesda Xbox sunumunda konuşurken yine Kojima'dan birkaç haberimiz vardı. Ben ekstra severim kendisini. Benziyorsunuz da diyeceğim yine aynı konuya döneceğiz. Neyse yani şey bekliyordum. Kojima şimdi geçen sefer oyunu duyurdu. Bu sefer de alın şöyle birkaç bir şey gösterelim size falan diyecek gibi bir şey bekledim. Abi Kojima çıktı ve podcast duyurdu. Evet çıktı, böyle arkasında bulanık bir Spotify logosu var. Dedim hani dekor mu, bilerek mi konuşacak? Yani bilerekse niye net değil falan onu düşünüyorum kafamda. Yani oyun beklerken bir anda çıkıp Spotify'da podcast'im başlıyor bu arada falan dedi. Çok önemli konuklarım olacak vesaire. Podcast'in reklamını yaptı ve gitti. Ya bu arada dinlerim. İnanılmaz heyecanlandı. Ki podcast dinlerim bu arada hem Japonca hem de İngilizce seslendirmeli şekliyle olacak. Aynen. Yani Japonca bilmenize gerek yok. Aynen. Yani kesinlikle dinleyeceğim bir şey ama ya oyun şovu. Podcast niye yani? Ya Kojima olduğu için belki ona bir hani torpil geçilmiş diyebiliriz. Başkası olsa belki böyle reklam yapamazdı orada. Geoff Keighley işte her zaten son birkaç seferdir sürekli Kojima'yı çağırıyor bu şovlara. Ve Kojima her seferinde birinde sadece yürüyüp geçmişti. Yani. Geçen sene Game Awards'ta mıydı? Geldi durdu gitti adam. Yani hani abi yapacak çağırma şey artık Kojima. Hani elinde ya her sene de gözükme yani yüzünü eskitiyorsun abicim. Ya bir de şimdi aslında şey beklemek de yanlış. Kojima çünkü biliyorsun bir oyunu duyurur. 10 yıl boyunca sonra onun üstüne konuşur. Zaten hani sonra oyun çıkar. Kojima'nın amacı hep yani denenmemiş bir şeyleri denemek. Evet. İşte yok işte hatırlıyorsun. Yine aynı yaptı diyebilir miyiz? Denenmemiş bir şey denedi. Oyun fuarında. Evet yani ama eskisi gibi şeyler bekliyoruz. Ne bileyim ikinci kontrolcüyü takarak boss'u geçmektir. İşte ne bileyim güneş enerjisiyle işte kontrolcüyü doldurmaktır. Şarjını öyle oyun oynamaktır falan. Podcast bunları yok yapsın bize yani podcast yeni şeyler. Podcast'ı dinliyorsun ses yok. Heh. Halbuki bilmem kaç desibelmiş bir şey takman. Değil mi? Tersten oynatıp görüntüyü de böyle 360 aynen çevirdiğin zaman falan oyun videosu oluyormuş falan. Olabilir böyle bir şey bu arada. Neyse yani buradan da aslında Gamescom genel bir değerlendirme yapalım. Çok kötüydü. Ne yazık ve ki. Ve bence şöyle. Hani podcast'in duyurulduğu da bir Gamescom oldu. Bu yıl yine kötü geçmesini bekliyorduk. Ama bence seneye son olacak artık. Çünkü olabilir. Hem gösterecek oyun kalmıyor. İşte E3'ü var. E3 de seneye başlayacak tekrardan. Hı-hı. Gamescom var. İşte Game Awards var. Summer Game Fest var. Ne bileyim araya PlayStation ya, State of Play yapıyor. Zaten bu tarz etkinliklerin güzel olmasının sebebi işte Microsoft'un, Sony'nin vesaire ki özellikle Sony'nin hep oyunlarıyla burada gözükmesiydi. Hı-hı. Eski şovlarda, tanıtımlarda. Ama şimdi onlar kendi etkinliklerini yaptığı için bütün ilgi oraya kayıyor. Haliyle büyük toplar elinizden gittiği zaman beklenti de düşüyor. Bundan sonraki herhangi bir Gamescom'a biz kolay kolay heyecanlanamayacağız. Ancak belki bir bağımsız yapımcı çok iyi bir oyunla gelecek orada bir şeyler gösterecek de aa şöyle de bir şey var diyeceğiz ama
O da hani bir işte God of War etkisi yaratmayacak yani insanlarda atıyorum. Şeyi hatırlasana, God of War'un duyurulduğu 2016. Nasıl şey, önce şey gibi orkestra, orkestra başlıyorlar falan. Yani yani bu işi bak Sony, bak Ubisoft'un oyunları tartışılabilir kalitesi ama Ubisoft sunum konusunda çok iyiydi. Her evet. E3 şeyini gösterisinde mutlaka böyle daha önce duyurduğu oyunlardan oynanış videosu şu bu, bir tane de sona mutlaka böyle sürpriz bir oyun olurdu. Hani işte Watch Dogs daha önce duyuruldu, ne bileyim bir şeyler geldi falan. Hani Ubisoft'un sunumunu izlerken de heyecanlanıyordum. Electronic Arts da öyleydi. Hani sunumun bir bölümü FIFA ile işte yarış oyunlarıyla falan geçerdi ama heyecanlanırdım. Sony ve Xbox gelirdi. Ortalık iyice yıkılırdı. Ya Sony zaten çıtayı o dediğin 2016'daki etkinlikte öyle bir noktaya çıkarmıştı ki sonrasında da şey yapmışlardı. Yaklaşık 15-20 dakika God of War oynanıyor ama oyunda müzik yok. Orkestra canlı olarak sahneleri izleyerek orada müzik yapıyordu. Ekranı şey, 4'e 5'e bölmüşlerdi böyle. Geçişi falan çok iyiydi. Biliyorsun tek çekim ya zaten God of War. Hani herkes ana ekranı görüyor ama şeyi sanıyor. Hani bir görsel var ekranda sanıyorlar. Sonra oyun başlıyor falan. İnanılmazdı yani. O tarz şeyler bekliyoruz hali. Çıtayı öyle bir yükseğe çektiler ki yani beklentimiz o yönde. Bu saatten sonra da olacak gibi değil. Bence seneye dedim, Gamescom'un ve E3'ün son yılı. Hani eğer yine ya güzel bir şey olmazsa seneye, bence artık oyuncular da bırakacaklar. Olabilir. İhtimaller dahilinde. Evet, yani kısaca ikimiz de Gamescom'u bu sene beğenmedik. Evet. Değil mi? Siz neler düşünüyorsunuz? Sizler de yorumlarda Gamescom'la ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Yani biz genel olarak beklentimizin altında kalan bir etkinlik, orada olsak akşamı çok daha olduğunu söyleyebiliriz. Ya olabilirdi tabii. Çok daha keyifli olurdu yani. Ama yine o zaman belki beklentimiz daha da artabilirdi. Yani geldik bu kadar, hani bir şey gösterin falan. Ama hani kapanış oyunu en sonunda şeyden Dead Island 2 oldu. Evet ya. Ha bir de Dead Island 2 yani diyorum. Normalde bitişe böyle çok baba bir oyunu koyarlar. Hani ben mesela Bioshock bekliyordum. Bioshock'un olay, çünkü bayağı söylentisi çıktı. Final oyunu Bioshock diye bekledim ben. Hiç halbuki yine bir live action Dead Island 2 videosu gördük. Yani oyun da zaten çok uzun süre kayboldu. 2014'te mi 12'de mi ne zamanda ilk videosu çok gösterildi? Iyi. Çok eskiydi. Hani o dönemden bu döneme arada işte bayağı yıllar geçti. Oyun durduruldu, bir daha yapılmaya başlandı dendi. Hani onun yine live action bir videosuyla bitirmeleri açıkçası zaten şeyi gösteriyor. Çıtanın nerede olduğunu. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Bu yılda böyle oldu. Bakalım seni umarım E3 ile falan toparlarız diye düşünüyorum. Önümüzdeki yılda oyun konusunda yoğun bir yıl olacak. Bu yıl yine biraz boş geçti. O zaman bu videomuzdan bu kadar diyelim mi? Bu videomuzdan bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.